İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile röportaj. Tigran Agert'teki Surp Sarkis Kilisesi soykırıma meydan okuyor. Savunma Bakanlığı, Azeriler Gegharkunik'teki Ermeni mevzilerine farklı kalibrelerdeki silahlarla ateş açtılar. Kafkas Mirası'nı izleme örgütü alarm veriyor. Azerbaycanlılar Şuşi Güzel Sanatlar Müzesi'nin parkındaki heykelleri kaldırdılar. Batı Ermenistan topraklarındaki Nuh'un gemisinin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı. Ermenistan Cumhuriyeti Oda Orkestrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde konserler gerçekleştiriyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Sevr Antlaşması'nın 101. yıl dönümü hakkında konuşarak antlaşmanın kilit noktalarını analiz etti. Lozan Antlaşması'na ve antlaşmanın Sevr Antlaşması'nın uygulanmasına son verdiği yönündeki gibi yanlış, yaygın görüşe atıfta bulundu. Röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan'ın Tigran Agert Diyarbakır şehrinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım döneminde tahıl ambarı olarak kullanılan Surp Sarkis Kilisesi daha sonra çeltik fabrikasına dönüştürüldü. Fabrika olduktan sonraki yıllar içerisinde yıkılmaya başlayan kilise yok olmak üzere. Birçok taşı çalınmış, talan edilmiş olan kilise hafızalardan silinmek isteniyor. Hurri Mitanilerin 1260'a dek süren egemenliklerinden sonra Asuri, Arami, Urartu, Pers, Makedon, Selçuk ve daha birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tigran Agert Diyarbakır'da aynı zamanda birçok ibadethane inşa edildi. Günümüze dek varlığını sürdürmeyi başaran ibadethanelerden biri 500 yıllık tarihe sahip olan Surp Sarkis Kilisesi. Kilise tarihi Sur ilçesinde yıkıma meydan okuyor. Duvarları içindeki yazılı veya nakışlı taşların birçoğu yerinden sökülmüş ve çalınmış olsa da kilise tekçiliğe, kültürel soykırıma ve savaşa karşı direnmekte kararlı. Öyle ki Sur ilçesinde devletin gerçekleştirdiği yıkıma rağmen ayakta kalmayı başarmış durumda. Kilisenin ayin bölümü, vaftiz odası ve avlusu yıkıma rağmen benzersiz bir mimari sunmaya devam ediyor. 13 Ağustos günü 22-22.40 saatleri arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler, Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Gegharkunik kesiminde bulunan Ermeni mevzilerine farklı kalibredeki silahlardan ateş açtı. Düşmanın ateşi Ermeni mevzilerinin misilleme eylemleriyle susturuldu. Ermeni tarafında can kaybı mevcut değil. Saat 23 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki durum nispeten istikrarlıydı. Şuşi'nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden sonra Şuşi Güzel Sanatlar Müzesi Heykel Parkı'nın sergileri sökülerek kaldırıldı. Armen Press'in aktardığı habere göre Kafkasya Mirası İzleme Örgütü konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Örgüt 10 Nisan ve 5 Haziran'da çekilen uydu fotoğraflarını yayınladı. Burada ilk görüntüden farklı olarak ikinci fotoğrafta Şuşi Güzel Sanatlar Müzesi'nin parkındaki 51 heykelin eksik olduğu görülüyor. Kafkasya Mirası İzleme Örgütü bir Facebook gönderisinde Kafkasya Mirası'nın korunması konusunda örgüt, müzenin sahip olduğu bu sanat eserlerinin durumu hakkında endişe duyuyor. Kafkasya Mirası İzleme Örgütü, Azerbaycan makamlarını el konulan heykellerin yerini bildirmeye ve onların tanıtımlarını nasıl sağlayacaklarını bildirmeye çağırıyor diye yazdı. Batı Ermenistan topraklarındaki Nuh'un gemisinin indiği Ararat Dağı'nda heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bölgede çalışmalar yapan arkeologlar 7000 yıl öncesine ait yaşam kalıntıları buldu. Kafkas Üniversitesi araştırma ekiplerince son yapılan keşifte geminin bulunduğu bölgede 7000 yıl öncesine ait yaşam izlerinin ortaya çıkmasıyla Ararat Dağı bölgesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Araştırma Başkanı Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yardımcel, birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğu Beyazıt Üzengili köyü sınırlarında bulunan Hazreti Nuh'un gemisine çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidyen kesici alet bölgede 6500-7000 yıl önce yaşamın var olduğunu işaret etmektedir dedi.
Bu son keşif ile Doğu Beyazıt kenti tarihinin 6500 ile 7000 arası bir zamana yayıldığı görülüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Oda Müziği Merkezi'nden Armenpress'e verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5 konser verecek. Ağustos 10 ile 11 tarihlerinde orkestra Muhteşem Dubai Opera binasında bir konser verdi. Konser şefleri Ernest Van Thiel ve Steve Sitwell'dir. Konser programında ünlü Joker filminin müzikallerinin yanı sıra ABBA, Disco ve West End senfonik gösteri programları da yer alıyor. Orkestranın bir sonraki konseri 9 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Değerli takipçiler, Batı Ermenistan'ın vatandaşları, vatansever gönüllüler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepinize sesleniyor. Biz kendi reklamımızı yapmıyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, vatanımızın bilinen ve bilinmeyen köşelerini sunuyoruz. Her zamandan daha fazla ulusal birliğe, ulusal gündemimizin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Hepimizin amacı, her birimizin küçük hücresini taşıdığımız özgür, bağımsız ve birleşik Ermenistan'ı görmektir. Her birinizin maddi desteği bir adım daha ileri gitmenin, vatanımızın refahına katkıda bulunmanın garantisi olacaktır. Mücadelemiz devam ediyor. Zorlu ama sonucu şüphesiz zaferle tamamlanacak olan bir mücadele. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'ye aşağıdaki banka hesaplarıyla destekte bulunabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hranuş Gazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı İçav Marmant İrigun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.